Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da Suriye'deki son gelişmeleri gazetecilere değerlendirdi. Rusya'nın Esad ve ailesine sığınma sağlama kararına değinen Peskov, "Buna benzer kararlar devlet başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı," dedi. Putin'in Esad'la görüşmeyi planlamadığını belirten Peskov, "Esad'ın bulunduğu yere dair bilgi vermek istemedim." Suriye'de Rusya'ya ait Hmeymim ve Tartus askeri üslerinin durumuna değinen Peskov, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu Suriye'de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu. Şimdi değişim ve aşırı derecede istikrarsızlık dönemi devam ediyor. Bu nedenle zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var," şeklinde konuştu. Peskov söz konusu üslerin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli adımların atıldığını söyledi. Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye meselesine ilişkin oluşturduğu Astana formatını değerlendiren Peskov, bu format amacını yitirdi. Diğer taraftan söz konusu ülkeler arasında görüş alışverişi ve siyasi istişareler için bir mekanizma olarak her zaman geçerliliğini koruyor. Öyle ya da böyle bu istişareler elbette devam edecek," ifadelerini kullandı. Sözcü Peskov, Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'deki duruma dair etkileşimde olduklarını dile getirdi. Peskov, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmaktansa kaçındı. Kremlin sözcüsü ayrıca şu anda dünyada Ukrayna'dan Alevler içindeki Orta Doğu'ya kadar yüksek bir çatışma potansiyeli olduğunu söyledi. Peskov, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'la şu ana kadar hiçbir temaslarının olmadığını dile getirdi. Diğer taraftan devrik liderin 135 milyar dolarla birlikte Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken dünyanın en zengin sığınmacısı olabileceği belirtildi. Gazetemizde yer alan habere göre Şam'da rejim istihbaratından Halit Bey'e, "Rejim Halep düştüğü gün düştü," dedi. Bey'e, Esad'ın 135 milyar doları Rusya'ya kaçırdığını iddia etti. Son düşüş öncesi büyük hesaplaşma olduğunu belirten Bey'e, Rusya taraftarı komutanlarla İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandığını söyledi. Halep komutanı General Muhammed Safatlı ile Rusya'nın sadık generali Süheyl Hasan arasında kavga çıktığı iddialar arasında yer aldı. Bey'e, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.